Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Azeroth Soruyorum 4. bölümüyle sizlerleyiz. Geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden bana göndermiş olduğunuz soruları bu programda yanıtlıyor olacağım. Çokça sorumuz var yine. İlginiz için teşekkür ederim. O zaman sorulara almaya başlayalım. İlk sorumuz Clawless King'den gelmiş. WoW Classic oyuncu sayısı olarak bir şekilde retail'ı geçerse Blizzard'ın tepkisi sana göre nasıl olur veya olmalı? Şimdi tabii ki de WoW Classic oyuncu sayısı olarak bir şekilde retail'ı geçtiği durumda bir yanlış var demektir. Çünkü oyunun kendisi retail'dan devam etmeli. Çünkü hikaye retail'dan devam ediyor. En son teknoloji orada, oyunu oynattıracak elementler orada. Bir expansion geldiği zaman o expansion'ın satılabilmesi, o expansion'ın başarısı orada. Dolayısıyla eğer klasik oyuncu sayısı olarak retail'ı geçerse Blizzard'ın buna aksiyon alması lazım. Nasıl bir aksiyon alır? Tabii ki de böyle klasiği kapatma gibi bir aksiyon, asla öyle bir şey yapmaması lazım. Çünkü bunu community'nin iyiliği için yapmıştı. Yapabileceği en güzel şeylerden biri klasikte oyunu insanlara oynattıran o deneyim neyse Retail WoW'da onu entegre etmesi. Yani talent sistemi ise talent sistemi. Başarım hissiyatı ise başarım hissiyatı. Bunların hepsini Retail'e peyderpey, expansion'dan expansion'a hikayeyi de arttırarak yedirmesi gerekiyor. Eğer WoW Classic'in oyuncu sayısı bir şekilde Retail'e geçerse ki Hype'da geçebilir. Yani bu herhangi bir sıkıntı yok bunda. Öyle bir şey olmasında. Hype zamanında geçebilir. Ama uzun vadede geçerse Blizzard buna bir şekilde önlem alması gerekiyor. Bir sonraki sorumuz Hyperlight'dan gelmiş. Şu ana kadar tüm expansionların son bosslarını keserken bize yardım eden birileri oldu. Maiev, Trion, Thrall gibi. Bu durum BFA'da da devam edecek gibi görünüyor. Bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi aslında şöyle, bu zamana kadar tüm expansionların son bosslarına giderken ki yolda bize yardımcı olan kişiler onun hikayesiyle birlikte bize yardımcı oluyordu. Yani mesela Burning Crusade'de Maiev bizimle Burning Crusade'de Illidan'la kapışmıştı ama hikayenin başından sonuna kadar Maiev bizim elimizden tutarak getirmemişti. Öte yandan Lich King eklenti paketinde Tyrion bizim elimizden tutmuştu vesaire. BFA'da da bu birazcık Sourfang'in üzerine dönüyor gibi. Fakat Sourfang bu daha önce söylemiş olduğum hikayelerdeki gibi bize mesela Khadgar nasıl Warlords of Draenor'da Legion'da elimizden tuttu. Rathion mesela Mists of Pandaria'da bize Legendary Cloak'lar verdi. Burada da onun Sourfang olacağını düşünüyorum ben. Fakat onun da hikayenin yani özellikle expansion'ın son boss'unda bir şekilde hikayede çok büyük bir yere getireceklerini de düşünüyorum. Yani bir Sourfang kaybını daha önceden de söylemiştim ben bir şey olarak vermiştim sizlere spekülasyon olarak. Yani olmasın isterim ama onun gibi onurlu bir ölüm arayan, savaş meydanında onurlu bir ölüm arayan bir savaşçı için de çok iyi bir son olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet, bir sonraki soru Dogo'dan gelmiş. Timeless Isle'da bulunan Ordos isimli boss'tan düşürmek istediğim çok güzel transmoglar var ama gerekli questline silindiğinden sanırım bu boss'a ulaşabilmek artık imkansız. Neden gösterip vermiyorlar abi? Üzülüyorum. Kesinlikle anlayabiliyorum. Yani ben de bir koleksiyoner olarak orada bir boss var. Gidemiyorsunuz, onu alamıyorsunuz ve oradaki achievement'lar da geçerli bu. Oradaki transmog itemlarında da geçerli. Oraya gidememiş oluyorsunuz. Zamanında Pandaria zamanında Legend of Pandaria title'ını alıp o back-in questline'ını yapabilenler zaten aldılar onu. Ve oraya hala onlar gidebiliyorlar. Köprüden karşıya geçebiliyorlar. Blizzard zaman zaman zamanında bu oyunu oynayan insanlara böyle ufak güzellikler hani oyunun gameplay'ini etki etmeyecek ama koleksiyonerlerin böyle dişlerini sıkacağı güzellikler yapıyor.
Bu da biraz MMO cilvesi arkadaşlar. Yani bu oyunu senelerdir oynayan ve o oyunu o zamanda o achievement'ları yapmış insanların yanına diğer oyunculara karşı kar kalacak bazı şeyleri vermeleri. Mesela Legion'daki Mage Tower gibi. Blizzard'ın zaman zaman yaptığı bir şey. Oyuna yeni başlayan insanların günahı ne diye soracak olursanız bu hususla ilgili olarak da Blizzard bunu yıllardır uyguluyor. Hearthstone'daki kart arkaları da mesela. Gerçi onlar da shop'a geldi. Hani belki böyle şeyleri de yarın öbür gün gerçek parası fiyatına satabilirler ama kesinlikle empati yapabiliyorum. Ben de alamıyorum onları ama sanırım bazı oyuncuları ödüllendirmek için de Blizzard'ın kullandığı bu sistem. Yani saygı duymaktan başka yapabileceğimiz çok bir şey yok gibi. Bir sonraki soru Adi Kılıç'tan gelmiş. Ne zaman Tanaris gibi, eski Barrens gibi, eski Badlands gibi görece daha boş ve sakin, daha düz haritalar göreceğiz? Son yıllarda çıkan paketlerde de, eklentilerde de her harita özellikle daha dolu, daha karışık hale geliyor. Nazjatar'da 5 katlı bina gibi üst üste yapılar çıkmışlar. Kat kat obje, görev, yaratık arıyoruz. Ayrıca küçük küçük adalar, haritalar yerine ne zaman gerçekten oyuna yeni bir paket geldiğini hissedebileceğimiz en azından Kalimdor büyüklüğünde bir harita ile karşılaşırız. 9.0 sızıntısı resimlerinde de göreceğimiz üzere yine standart 4-5 bölge üzerinden oyuna devam edeceğiz gibi görünüyor. BFA'da ikiye ayrılmış yapı dışında oyuna eklenen tüm paketlerde haritalar içerik değil, yapı olarak birbirini kopyası durumunda. Ne zaman daha orijinal bir yapı görebiliriz? Şimdi Hadi'cim çok güzel bir soru ve ne hissettiğini gerçekten çok iyi anlayabiliyorum. Neden anlayabiliyorum? Çünkü Retail oynayan oyunculara artık bıkkınlık geldiği bir konu bu. Yani yaklaşık 5-6 eklenti paketidir. Sadece 4-5 haritadan oluşan ve 5 level ya da 10 level aldığınız haritaları hemen bitirip daha sonradan da end game'de dungeon raid kasıyoruz. Ve hiçbir şekilde elimizde bizim bir dünyayı keşfediyormuş hissiyatı elde edemiyoruz hiçbir zaman. Şimdi neden böyle bir yola giriyor Blizzard? Çünkü oyuncular daha talepkar. Bunu söylememiz lazım. Bu kat kat objeler, her açtığın ya da her baktığın taşın altından gizli obje çıkması, böyle görece boş ve sakin olmayıp da böyle her yerden bir şey çıkabilecek tarzda harita oluşturma, Mist of Pandaria'nın Timeless Isle zamanından kalma. O zamanki content ve içerik insanlar tarafından çok beğenildi. Hem World PvP'si beğenildi o ada içerisinde, hem de bu gizler, achievement'lar, işte her gün yapabilecek bir şey, bulunabilecek bir şey olması ve bunu buradaki sistemi Warlords of Draenor'da ve daha sonra Legion'da ve daha sonra da BFA'da uygulamaya başladılar. Ve gelen her patch'te de insanların çok daha fazla şeyler yapmaları için, mesela en son artık hani content olsun diye sadece bir haritada gelmedi, iki harita geldi. Mechagon geldi ve Nazjatar geldi. Dolayısıyla yani bu canavarı biz yarattık. Community yarattı. Eğer ilk klasik zamandaki Silithus gibi bomboş bir harita verirseniz artık bu zamanki oyuncular burada ne var ki hiçbir şey yok diyecekler yani. En kötü expansionlardan biri olarak gösterilir her zaman. Kataklizm mi konuşuyorum? Çünkü raidleri yetersiz derler, dungeonları derler, içerik yok derler. Ama şunu herkes unutuyor ki bütün Kalimdor'la Eastern Kingdoms baştan yaratılmıştı o kadar kısa bir süre içerisinde. Dolayısıyla oyuncuların bu kadar talepkar olması ve bu kadar kısa zamanda çok fazla şey istemesi Blizzard'ın şöyle bir oturup da Kalimdor gibi dev bir harita yapmasına ne yazık ki olanak tanımıyor, sağlamıyor. Yapsa bile oradaki haritaların içi boş olacağı için ya da içerisinde content bulamayacağımız için oyuncular çabuk sıkılacak oluyor. Burada bir ayarı tutturmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben her zaman için şunu söylemişimdir. Cataclysm zamanında developerların yaptığı iş efsane bir şeydi. Bütün questleri yeniden yazmak ve bütün haritayı yeniden şekillendirmek, bütün haritayı uçulabilir hale getirmek. Çünkü Cataclysm'de biliyorsunuz Kalimdor ve Eastern Kingdoms'da uçma geldi. O zamana kadar uçamıyorduk oralarda. Ama şu an kime sorsanız Cataclysm kötü bir expansion. İçerik gelmediği için çok fazla. Dolayısıyla burada birazcık community'nin biraz daha yavaşlaması ve daha az talepkar olması gerekiyor.
uzun bir zamanda böyle bir şey göremeyeceğiz. Ama bir sonraki expansion klasikte öğrenecek bazı şeyler entegre edilirse klasikte biz de öğreneceğiz çünkü bazı şeyleri eskiyi hatırlayacağız. Community olarak şu anki retail world'da olan bazı şeylerin aslında o kadar da iyi olmadığını, senin dediğin gibi 4-5 katlı objeler, yarı görevler, yaratıklar, yani bir yerden bir yere gidemiyorsunuz o kadar dolu haritalar. Bunun aslında oyunu güzelleştirmeyip biraz daha keşif duygusunu ön plana çıkartacak daha büyük haritalar bizi mutlu edeceğini biz de öğreneceğiz. Ve bunu talep edersek de ve bunun için Blizzard'a zaman da tanırsak, yani öyle her 2 yılda bir expansion beklentisi olmazsa community'nin, çok daha güzel bir World of Warcraft görebiliriz tabii ki de. Bir sonraki soru Dante Kruger sormuş. Hocam 2 expansion'da bir yeni sınıf geliyor. Sizce BFA'dan sonraki expansion'da yeni sınıf gelir mi? Gelirse hikayeye göre nasıl bir sınıf gelir? Bir de Monk sınıfının evrene etkisi nedir? Şimdi evet, 2 expansion'da bir şu an yeni bir sınıf geliyor. Eğer bu periyot devam ederse BFA'da yeni bir sınıfın gelebilme ihtimali var. Ancak ben Blizzard'ın bir sonraki expansion'da yeni bir sınıf yaratmaya hevesli olacağını ya da community'nin böyle bir beklentisi içerisinde olacağını zannetmiyorum. Çünkü Blizzard'ın şu an önünde level pruning diye bir olay var. Yani bizim 120 level'ı daha da kısa bir level aralığına yeniden indirmeyi planlıyorlar. Level 50 gibi, 60 gibi. Bunu söylediler developerlar. Dolayısıyla böyle bir sisteme geçerken şu an mevcut olan bütün klasların dengesi yeni bir klas gelmesinden çok çok daha önemli. Şimdi benim biraz temennim gibi bir durum söz konusu. Bu klas dengesini oturtana kadar yeni bir klas gelmesine gerek yok. Çünkü oyuncular bu klas dengesi oturursa hem PvE'de hem PvP'de çok çok daha tatmin olurlar yeni bir sınıftan. Ama eğer gelecek olursa, sorunun ikinci kısmına değinelim. Hikayeye göre nasıl bir sınıf gelir? Hikayede ya Death'e gidiyoruz ya Void'e gidiyoruz. Dolayısıyla Death ya da Void karışımı Necromancy gibi olabilir. Ya da Dark Magic, Dark büyü yapabilen bir sınıf olabilir. Böyle bir şey gelebilir ama son 3 gelen klas Melee'ydi biliyorsunuz. Yani Death Knight'lar, Monk'lar ve Demon Hunter'lar artık bir range klas görmek istiyor oyuncular, ben de dahil. Yani sınıf nasıl bir sınıf gelir bilmiyorum ama Necromancy ya da işte Dark Magic gibi bir şeye hakim olacak bir sınıf gelecekse ne olur range gelsin. Ya da en azından Spey'nin biri range olsun. Monk sınıfının evrene etkisi nedir diye sormuşsun. Yani evrene etkisinden kastını tam anlayamadım ama hikaye anlamında soruyorsan Monklar biliyorsunuz Pandarenlerin bizim Azerotlulara bıraktığı bir öğreti. Kendileri Mogu zamanında onların hem eğitimsiz hem de silahsız bıraktığı dönemlerde başlattıkları bir isyan var. Silahsız bir şekilde de karşı tarafı alt etmeye yönelik bir öğreti. Bu öğretinin içerisinde kendi içsel barışını sağlama, inner peace ve onu sağlayabilmek için kullandığın chi, bir çakra gibi bir şeyi düşünebilirsiniz. Bu öğretilerle birlikte aslında kendini savunan barışçıl bir öğreti. Evrene etkisi de iyi oldu. Biz Pandaren'i keşfettikten sonra bunu görebildik. Bir abonemiz geldi ama sonradan bakacağım ona. Aramıza yeniden hoş geldi. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Shango sormuş. Mesela BFA'nın başındaki Lordaeron kuşatmasında Horde tarafında oynarken Saurfang'in biz Horde'uz daha güçlüyüz demesi WoW tarihinde genel olarak Horde oyuncularının daha tryhard oyuncular olduğu için mi Blizzard bu repliği koymuş yoksa lore açısından Horde daha mı güçlü abi? Cevaplarsan çok sevinirim. Şimdi her ikisi de değil aslında. Yani ne oyuncuların daha tryhard olduğu için hikayedeki bir karakterin ağzından öyle bir sözcük çıkar. Hani ne bileyim World First yarışlarında Horde kullanıldığından ötürü değil o. Klas ya da ırk dengeleri ya da faction dengesinde ırkların özelliklerini düzgün ayarlayamamalarını gösterir Blizzard'ın bir tek. Ne de lore açısından Horde ve Saurfang'in dediği gibi Alliance'dan güçlü. Ne de Alliance Horde'dan güçlü. Yani bunu bu şekilde kabul etmek lazım.
İkisinin de birbirine karşı eşit bir gücü var. Burada kelime anlam, yani kelime kelime eğer soracak olursanız ben şöyle bir cevap verebilirim buna. Oyunun içerisinde bir lore ekibi var. Bu lore ekibi bazı alt dallara ayrılıyor. Alt dallara ayrılırken sinematik ekibi oluyor. Sinematiğin sinematograf ekibi oluyor. Yani bunun çizimlerini yapan. Ve bunun aynı zamanda bir diyalog ekibi oluyor. Diyalog ekibi lore ekibinin altında oyunun kitaplarını da yazan bir yazar ekibi var. O yazar ekibinin elinden çıkıyor. Oradaki duyguyu, oradaki düşünceyi vermek için yazarlar, yani benim bildiğim kadarıyla hiçbir kısıtlama olmadan hikayeyi onlara yazdırırlar. Daha sonradan da oyunun sahipleri ya da lore sahipleri bir lore kontrolü yaparlar. Ve lore control confirmation, yani mesela ben bir quest yazdım. Quest'te bir diyalog var. O diyaloğun oyuncunun içine sinmesini istiyorum. Onu yazara yazdırırım. Çünkü yazar adam, yani duygu, düşünce. Mesela birçok sinematiğin şeyini Christy Golden yazmıştır. Birçok kahramansız sinematiğinde, mesela içinde çok duygu yüklü şey olmayacaksa, mesela Robert Brooks yazmıştır. Bunun gibi insanlara yazdırırlar ve daha sonra kontrol edilir. Sarfeng'in biz Hordus daha güçlüyüz demesinin hikayesi böyle bir evreden geçer. Ama bunu illa bir şeye bağlayıp da yani böyle dedi Sarfeng gerçekten Horde Alliance'dan güçlü mü, ya da yani orada eğer o sinematikte Horde oyuncularına bir şey verilmek isteniyorsa, evet, o zaman bu şekilde bir şey yapılabilir. Söz yazılabilir oraya. Ama yani bu demek değil ki hikaye anlamında her şey, oyuncuların ağzından çıkan her söz doğru. Can Demir sormuş bir sonraki soruyu. Abi, Titanların şu anki güçleri nedir? Sargeras onları kesmeden önceki gücüyle eşit mi, yoksa daha güçsüzler mi? Şu anki formları sadece sol mu? Şimdi buradaki soru için klasik diyorum bak. Klasik Launch'taydı ya, klasik beni anıyor. Chronicles'a danışmamız lazım. Orada şöyle bir şey geçiyor. Sargeras bütün Titanları öldürmeye başladıktan sonra Norgannon kendi özlerini, kendi ruhlarını bir şekilde Titan Keeper'lara haber vermek için göndermeye çalışıyor. Fakat burada o ruhlar yakalanıyor ve onlara Shivaralar tarafından işkenceler edilmeye başlanıyor. Zaten Argus'taki raid'de de onları görmüştünüz. Ve bu onları gerçekten güçsüz bırakıyor. Yani ciddi anlamda Titanları güçsüz bırakıyor. Fakat daha sonra bu Argus'u summonlayabilmek ve onun gücünden kendilerine biraz aldıktan sonra, ki o fight'a girerken, yani Argus oluştuktan sonra biz Argus'la savaşırken eğer etrafa bakarsanız, orada Titanların olduğu yerde yapıyoruz o savaşı. Etrafa bakarsanız bütün Titanların böyle yorgun ve çenelerine falan böyle ellerini koyduğu, böyle bitmiş bir şekilde o fight'ı izlediğini görürsünüz. Ama daha sonradan hani Azeroth'a üzerine sarılmış Sargeras'ı tekrardan geri koltuğuna alabilecek şekilde artık hani "Your crusade is over brother" deyip de onu tekrardan geri getirebilecek kadar da güçlendiğini görüyoruz. Şu an güçlerini kıyasladığımızda şunu söyleyebiliriz. Belki Sargeras onları kesmeden önceki gücünde olmayabilirler ama şu an hala bir Titan olarak güçlü bir şekilde şu an Pantheon'da oturuyorlar. Şu anki formları da sadece sol mu? Önceki formları da sadece sol değildi. Yani onların böyle intergalaktik, enteresan böyle bir hani yıldızlardan oluşan bir formları var. Dev bir formları var zaten, biliyorsunuz. O formlarına devam ediyorlar. Bizim onları Pantheon'daki Titanlarında gördüğümüzde onların biraz daha, nasıl diyeyim, condense, yani daha gameplay anlamında onları görülür kılabilen bir formda oraya oturttuk. Halbuki onlar gözün alabildiğine büyük canlılar, varlıklar. Evet, bir sonraki soru Osman Yalçın sormuş. Tral'ın oğluna bazıları annesinin karnındayken güçlerini vermişlerdi. İleride Tral'ı kaybedip oğlunu mu öne sürecekler? Tral ne olacak? Şimdi sanırım annesinin karnındayken güçlerini vermişlerdi bazıları dediğinden kastın Kataklizm'de Deathwing'i öldürdükten sonraki sinematikte
Alexstrasza'nın Tral'ın eşi Agra'nın böyle karnına dokunup işte bundan sonra gelecek bizde değil, gelecek sizin gibi ölümlülerde demesi. Sanırım orayı referans olarak bunu söylüyorsun. Ya orada herhangi bir güç vermediler. Sadece Tral'ın bir oğlu olacağının sinematik bir müjdesiydi. Bir de orada yani bir güç verme yok. Zaten kendi güçlerini bırakıyorlardı orada biliyorsunuz. Nozdormu'nun böyle shoulder petinden kumlar akıyordu. Alexstrasza'nın gözlerindeki ışık gitmişti vesaire. Titanlar tarafından onlara bahşedilen güçleri geri bırakıyorlardı. Orada da bundan sonra biz değil de ölümlüler burada bu Azeroth'u koruyacak dediklerinde de hani biz oyunculara müjdelemek için eşinin hamile olduğunu söylediler. Olay o. Yani bir güç verme aktarımı yok. Tral'ı kaybedip oğlunu mu öne sürecekler? Tral'ı biz bir gün kaybedeceğiz. Ama o gün bence bugün değil. Oğlu da büyüyor. Durak adında bir oğlu var biliyorsunuz. Oğlu da büyüyor. Ama daha henüz çocuk. Yani Anduin'den de genç. Anduin'den de daha çocuk. Dolayısıyla evet hikayede bir yeri olacaktır onun. Ama Tral'ı kaybedeceğimizi zannetmiyorum. Bir sonraki soru. Yusuf K2004'ten gelmiş. Rexxar ne oldu ve şu an nerede ve ne yapıyor diye sormuş. Şimdi Rexxar duruyor. Hatta biz Rexxar'ı Battle for Azeroth'ta gördük. Sylvanas'ın Horde liderlerini toplayıp da daha sonradan Beyin Bluthoof'u hapise almak için oluşturmuş olduğu o toplulukta Rexxar vardı. Rexxar'ı görmüştük. Aynı zamanda daha sonradan Queen Ashara ile birlikte bir müttefik olan Lady Ashwain'i kaçırmak için hapishaneden Tol'Dagor baskınını yapan Horde Birliği'nde de Rexxar'ı gördük. Fakat Rexxar'ın en son sinematikte şöyle bir şey söylemişti. Horde yeniden bir yol ayrımına doğru gidiyor. Bunu hissediyoruz ve yeniden Horde bir şeyler yapıyor olması lazım demişti. Demek ki diyoruz şu an Rexxar diğer Horde liderleriyle yani Thrall ve Saurfang'le aynı kafa yapısında, aynı düşüncede ve olası bir ikinci bir Horde ayaklanmasında ilkini biliyorsunuz Vol'jin Garrosh'a karşı yapmıştı. Sylvanas'a karşı yapılacak olan bir Horde ayaklanmasında Rexxar şu an çok büyük bir ihtimalle Thrall ve Saurfang'in yanında. Bir sonraki soru. Sonra bakacağım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bir abone daha geldi sanırım. Furkan Kobek'ten gelmiş. Selam Miraç abi. Legion'da Khadgar, Asuna'da Senegos adlı bir dragonu iyileştiriyordu. Arcane gücünün bir heal gücü de mi var? Yoksa Khadgar'ın başka bir gücü mü var? Ya da Senegos'un bir mana açlığı var da onu mu bastırıyor? Şimdi güzel bir soru Furkan'dan gelen. Şöyle söyleyelim. Arcane'in kendi kendine yani sadece Arcane büyüsünün iyileştirici özelliği yok. Yani bir health regeneration yapmanızı gerektirecek herhangi bir şey yok. Öyle olduğu için de dolayısıyla mage'ler kendilerine bir heal büyüsü atamıyorlar. Yani bir iyileştirme büyüsü atamıyorlar. Legion'da Khadgar'ın Asuna'da Senegos'a yapmış olduğu bir şey onun acılarını dindirme. Ama acısını dindirirken yaptığı onun güçlendirilmesini sağlamak. Dolayısıyla oradaki yapmış olduğu Arcane mana açlığını bastırmaktan ötürü değil de hani eğer onu şeyle kıyaslıyorsan Nightborn'ların müptezelleriyle kıyaslıyorsan o mana açlığından dolayı böyle öyle bir açlık değildi onunki. Onunki artık Arcane'i kendi içerisinde bir Blue Dragonflight olarak hissedememesinden kaynaklanan bir açlık diyebiliriz. Onu bastırabilmek için onun bulunduğu havuzun içerisinde o mana kristallerini atıyor. Hatta o quest zincirini çok dikkatli yaptıysanız, takip ettiyseniz bazı mana Whelplingler, Blue Dragonflight'ların küçüklerini kurtarmamızı istediği bir görev var. Onları kurtarıyoruz fakat bir tanesi çok çok zayıf, çok güçsüz duruma düşmüş. Yani miniklerden de miniği.
Onu diyor ki getir onu benim yanıma. Onu ben iyileştireceğim diyor. Onu kendi kolları altına alıyor ve ona da Arcane gücü veriyor. Dolayısıyla heal gücü yok Arcane'in. Bildiğimiz kadarıyla, yani şu ana kadar bize anlatıldığı kadarıyla kozmik bir güç olarak yok. Ve oradaki Senegos'un gücünün tekrar yerine getirmesi için sağlanan şey onun o Arcane'i kendi içerisinde hissedememesinden kaynaklı bir Arcane gücünü tekrardan yerine getirme. Hakan Molla sormuş. Azeroth dünyasına dahil olmak için özel bir soru sormak istiyorum demek istedin herhalde. İş, aile yaşantısı vesaire olarak oyuna dahil olmak için nasıl bir programınız var? Yayın yaptığınız saatler dışında da günlük ya da haftalık olarak oyun programınızı nasıl planlıyorsunuz? İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim Hakan'cığım. Evet, bu zaman zaman sorulan bir soru ya da insanların şöyle sorular soruyor. Yani ben ailem var, çocuğum var, çalışıyorum da bir MMO oynayabilir miyim? Oyuncu da aynı zamanda bu kişiler. World of Warcraft ya da herhangi bir başka bir MMO oynayabilir miyim diye soruyorlar. Şimdi kişisel olarak benimki tabii ki ben bir içerik üreticisi de olduğum için ve hani bunu yaparken de community içerisinde community'yi yönlendirmeye çalışan da bir birey olduğum için de hani benim yaptığım iş normal bir oyuncudan daha fazla zaman ayırmamı gerektiriyor. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Benim tabii bir işim var. Hafta içleri sabah 8 akşam 5 o işe gidiyorum yani. Yıllık iznimi almadığım zamanlar boyunca ben bu işimi yapıyorum. Yani böyle bir programım var. Daha sonra da akşamları da aileme vaktimi ayırdıktan sonra da oyuna akşamları günde 2-3 saat olmak üzere bir vakit ayırıyorum. Bunu da her akşam yapabiliyorum. Yayınlar olduğu zaman sadece yayına harcıyorum. Yayın dışında ailemle birlikteyim. Hafta sonları da mümkün olduğunca, her zaman yapamıyorum tabii ama mümkün olduğunca bir günümü sadece ailemle geçirmeyi planlamaya çalışıyorum. Ama gene de arada kaçamaklar ve oyun şeyi oluyor tabii ki de. Ama başka oyuncular bence yani günde 1-2 saat bile ayırabiliyor olsalar bu Warcraft evrenine dahil olup tabii ki de günde 1-2 saat belki sizin bir PvE'de kendi amaçlarınıza ulaşmanızı sağlayabilecek kadar geçerli bir şey olmayabilir. Ama sonuçta bu oyundan keyif almak istiyorsanız casual olarak da günde 1-2 saatinizi ayırabilirsiniz. Varian Rin sormuş bir sonraki soruyu. Ordam Demi'nin Draenor'daki Nauru'lardan geldiği söylenmişti. Fakat Alliance'ın aslan yüzünü sahiplenmesinin nedeni nedir? Eastern Kingdoms'ta yaşayan aslan görmedim şimdiye kadar. Acaba Warcraft evreninde aslan Wyvern başlı Griffon gövdeli mitolojik bir yaratık olarak mı tasvir ediliyor? Şimdi Horde Emblemi'nin nereden geldiğine dair benim bir blog sitem vardı. Orada ben bunu uzun uzadıya anlatmıştım. Sadece Draenor'daki Nauru'lardan değil, onun aslında çok çok fazla şeyi var. Yani Elder Scrolls'da biliyorsunuz Oblivion'ın da simgesi, Horde simgesine benziyor. Orada bir şey var. Hani tam bir nedeninin bu olduğuna dair bir şey yok ama benzerlik gösterdiği yerden bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Fakat Alliance'ın aslan yüzünü sormuşsun. Şimdi öncelikle ben şuna katılmıyorum. Hani Eastern Kingdoms'ta yaşayan aslan yani Eastern Kingdoms'ta aslan yaşamaması onların aslan kullanmaması anlamında tabii ki de gelmiyor. Yani aslanı mesela atıyorum İngiltere'de krallığının flamasında kullanıyor ama İngiltere'de yaşayan yetişen aslan yok. Dolayısıyla temsil ettiği değerler ya da o hayvanın onlarda oluşturmuş olduğu o duygu ve o dediğim gibi temsil ettiği değerlerin yansımasından dolayı aslan kullanılıyor. Hani aslan hangi değerleri temsil ediyor? Belki Galatasaraylılar bilir diyeceğim şimdi. Bu arada Galatasaraylı falan da değilim. Nobility. Ondan sonra yani asalet. Efendime söyleyeyim, bulunduğu yerin lideri olma, bir liderlik konumu vesaire. Bunlar genelde bir aslanı tarif eden şeyler. Dolayısıyla Alliance da ilk zamanlarından bu yana da Lordaeron'da bakın o yok. Fakat Stormwind ilk zamanlarından bu yana hep bu aslanı kullanmış durumda.
Aynı zamanda oyunda aslan göndermesinin olduğu bazı şeyler var, yerler var. Mesela Anduin Lothar kendisi Alliance aslanı olarak geçiyor. The Lion of Storm, The Lion of Alliance olarak geçiyor. Ve onun da omuzluklarında falan bu aslan figürleri var. Dolayısıyla insanlar bunu çok çok önceden almışlar, benimsemişler. Bu arada sen bunu söyledikten sonra Insta Kingdoms'ta gerçekten hiç aslan yok mu diye baktım ama Twilight Highlands'te rare aslanlar varmış bu arada. O da ufak bir bilgi olarak söyleyeyim. Sorunu gördükten sonra araştırdığım bir şey olduğu için bu. Bir sonraki soru Emre Aksoy sormuş. Ve çok kısa bir soru sormuş. Nagalar Elite Race olarak gelebilir mi? Diye sormuş. Şimdi hikaye anlamında Elite Race olarak her ırk gelebilir. Blizzard bize bunu gösterdi. Yani alternatif evrenden Mag'ar orkları yanımıza alabiliyorsak sınırımız yok yani. Hani her şey gelebilir. Fakat ben Nagaların Elite Race olarak gelmesini çok ihtimal vermiyorum. Şundan dolayı ihtimal vermiyorum. Bir, Nagalar fiziki yapı itibariyle bir oynanabilir ırk olmaktan uzak. Yani biz onları oynanabilir ırk yaptıktan sonra şu an oyun içerisinde ve geçmişte elde etmiş olduğumuz tüm transmogları bir şekilde ona modelleyebiliyor olmamız lazım. Blizzard bugüne kadar Elite Race'lerde yaptığı şeylerde daha önceki ırkların iskeletine uygun iskeletler yaptı. Yani o kadar üşenerek yaptılar Elite Race'leri. Dolayısıyla atıyorum Tauren, High Mountain Tauren, işte Draenei, Lightforge Draenei, Dwarf, Dark Iron Dwarf gibi hani oyunun temel ana iskeletini bile bozmadan geçmişte ne giyilebiliyorsa gene bunu giyebilir hale getirdiler. Ama Nagaların yani takdir edersiniz ki ayakları bile yok. Yani şimdi ben ona nasıl ayakkabı giydireceğim, nasıl pantolon giydireceğim? Onları giydirebilecek şekle sokarsam o zaman onların atıyorum Anquan'lardan ya da Jinyu'lardan ne farkı kalacak? O zaman ben onları Elite Race olarak getiririm. Ki oyun içerisinde onların giyilebilir modellerinin olduğunu da biliyoruz. Anquan'ların ve Jinyu'ların. Dolayısıyla ben çok Naga'ları bir Elite Race olarak herhangi bir faction'a gelebileceğini çok öngörmüyorum. Ama açık kapı bırakıyorum. Blizzard bir punduna getirip bir hikayeyle bunu getirebilir mi? Neden olmasın? Tabii ki de getirebilir. Bir sonraki soruyu Bloodforge Alliance sormuş. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Blizzard neden günümüze kadar High Elflerin Alliance için Elite Race olmasına şiddetle karşı çıkmakta? Buna bir türlü anlam veremiyorum. Zira Alleria ve Veressa gibi büyük High Elf savaşçıları zaten hiçbir zaman Kael'tas'a kanarak Alliance'ı terk etmemişlerdir. Sence Blizzard neden çok beklenen High Elflerin yerine daha düne kadar hiçbir yerde isimleri bile geçmeyen Void Elfleri seçti? Şimdi bu arada bir abone daha geldi. Çok teşekkür ediyorum. Aboneleri sonradan okuyacağım. Aramıza hoş geldiniz. Şimdi High Elflerin yerine daha düne kadar hiçbir yerde ismini geçmeyen Void Elfleri neden seçti? Yani aslında şöyle söyleyeyim. Neden High Elfler Alliance'a bir race olarak gelmiyor? Çünkü High Elf konsepti altında Elf şu an Azeroth'ta günümüzde yaşamıyor. Bulamayız High Elfleri. Bir yanımıza koyabileceğimiz bir Elite Race olarak, bir ırk olarak. Yani biz şu an neleri biliyoruz? Zamanında High Elf olup da yani Ashara'nın zamanında yaşayıp da daha sonradan bu kıtalar birbirinden ayrıldıktan sonra o büyük patlamadan sonra elflerin Night Elf'lere dönüşmesi, kendilerine büyü yasaklaması, bazı High Elf'lerinde madem biz büyü yasakladık o zaman biz büyü kullanmaya devam ediyoruz diye Sunstrider ailesinin önderliğinde, Dathremar Sunstrider'ın önderliğinde kuzeye yerleşmesi. Ve kuzeye yerleştikten sonra da orada Samwell'i kurup daha sonradan Arthas'ın onlara yapmış olduğu baskından sonra Blood Elf'e dönüşmesi vesaire. Şimdi gitgide bizim o High Elf diye bildiğimiz ırklar tabii ki de günümüzde Alleria ve Veressa bunların birer lideri gibi bir oluşumu gibi. Ama şöyle bir bakacak olursanız o Veressa'nın altındaki o küçük şey yani
bizi doyuracak ve lore'da bizi tatmin edecek bir Elite Race olarak gelecek bir High Elf popülasyonu kalmadığındandır diye düşünüyorum. Suramar'daki elflere gittik gördük. Onlar Nightborn oldular zaten. İşte Prens Farondis'in altındaki High Elfler 10 bin yıldır bir curse'e uğramışlar. Artık onlardan bize bir hayır gelmez. Yani onlar Elite Race olarak gelirse. Dolayısıyla böyle bir durum olduğu için şiddetle karşı çıkmıyordur. Keşke Elite Race olarak Alliance diyordur High Elf'leri de getirebilsek ama dediğim gibi oyuncuların içine sinebilecek bir hikayeyle bunu getiremiyor durumdalardır. Void Elf'leri niye seçti? Void Elf'ler Aleria'nın altında bir ırk olabilecek kadar büyük bir popülasyon olabilecek bir hikaye Void Elf'lerden çıkabilirdi. Void Elf'ler nedir? Blood Elf'lerin Void'le uğraşıp da şimdiki Lorthemar Teron tarafından, Regent Lord tarafından Blood Elf'lerin dışına itilmiş olan, yani biz sizi aramızda görmek istemiyoruz diyen topluluk. Dolayısıyla hikaye anlamında daha örtüştüğü için seçti. Sorunun cevabı bu olabilir. Ama ya evet, bir High Elf popülasyonu olsa doyurucu ve bir Elite Race olarak gelse, hani biz de isteriz böyle bir şeyin olmasını. İlter Sanier sormuş bir sonraki soruyu. Miraç abi selam. Benim bir sorum var, merak ettiğim. Lich King, yanlış hatırlamıyorsam, Kil'jaeden tarafından gönderildi Azeroth'a. Fakat şöyle ki, Lich King kozmik haritada Disorder'a ait olan fel gücünü değil, Death'e ait olan dikeyi kullanıyordu. Kil'jaeden'ın Illidan'ı Lich King'i yok etmesi için görevlendirmesi bu yüzden mi? Acaba Lich King Disorder değil de Death tarafına mı geçmişti? Çok güzel bir soru İlter. Yalnız bize verilen hikaye kapsamında bu hiçbir zaman Lich King'in bağlı bulunduğu kozmik gücü değiştirmesinden ötürü değil. Sadece Lich King'in artık misyonunu tamamlaması, görevini tamamlamasından ötürü ve kendi başına buyruk çok büyük bir güç olmasını Kil'jaeden'in istememesinden ötürü. Şimdi çok kısa bir lore bilgisi vereceğim. Hatırlayalım. Kil'jaeden neden Ner'zhul'un ruhundan bir Lich King yaratıyor? Çünkü Burning Legion'ın Azeroth'a olacak olan istilasını hızlandırmak ve o istilayı yaparken Azeroth'u güçsüzleştirmek için Lich King'i gönderiyor. Lich King'in tamamen fonksiyonu bu. Mevzusu bu. Northrend'e geliş amacı bu. Burning Legion Azeroth'u istila edecek. Azeroth'u istila etmesi için de Lich King oranın ortamını hazırlayacak. Ki öyle de yaptı. Ne yaptı? Öncelikle şeyi kurdu. Kendi sistemini kurdu. Etrafındaki işte efendime söyleyeyim çağrı yaptı Lich King. O çağrılara uyan Dalaran büyücüsü Kel'Thuzad onun emirlerine uydu. Sonra dediler ki bir plak yayılacak. Okey, plağı yayalım. Daha sonradan nüfusu çok güçlü olan Skolomans'ın sahibi ve Lordaeron'un zenginlerinin de işin içine girdiği bir plag yayma olayı başladı. Sonra Stratholme faciası Lordaeron prensini kendi saflarına kattılar. Daha sonradan dediler ki Archimonde summonlanacak o dünyaya ama Archimonde'u summonlayabilecek öldürülmüş olan Kel'Thuzad. Kel'Thuzad'ı yeniden diriltmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz Kel'Thuzad'ı öldüren Arthas'tı. Kel'Thuzad'ı dirilten yine Arthas oldu. Ama birinde Lordaeron prensiyken diğerinde Lich King'in bir Death Knight'ıydı. Dolayısıyla bu bütün hazırlıklar, Lich King'in yaptığı bütün bu şeyler Burning Legion istilası için. Daha sonradan da Archimonde yeryüzüne indiğinde, yani Azeroth'a indiğinde artık Lich King'in olmasına gerek yok. Bitti. Artık misyonunu tamamladı. Ve dolayısıyla Kil'jaeden Illidan'a dedi ki ve Lich King de biraz daha akıllanmaya başlayarak Burning Legion'ın dışında kendi planlarını da yapmaya başladı. Kil'jaeden de bunun farkında. Dedi ki Lich King'i ortadan kaldırıyoruz. Yani artık o misyonunu tamamladı. Bizim başımıza bela olmadan Scourge ordusuyla birlikte biz istila edeceğiz. Çünkü Lich King'in ordusuyla birlikte Scourge de bir ordu yapsa bu sefer Burning Legion'la kapışabilir. Neden kapışır? Çünkü Lich King, Kil'jaeden tarafından zorla yaratılmış Ner'zhul'un eski ruhu, işkencelerle yaratılmış. Onun içerisinde Ner'zhul da var. Bir düşmanın daha da büyümesini istemediği için öldürmeye çalıştı.
Ama aklınıza şey gelmesin, hani bu disorder'dı, işte fel kullanıyordu ama deti kullandı falan, öyle bir şey geçmesin aklınızdan. Bu sadece bir şey olabilir. Hani ileride bir tehdit vari bir şeyden dolayı yapmış olabilirler. Bir sonraki soru. Ahmet Söylemez sormuş. Faction üstü ırklar için nedir bunlar? High Lord Paladinler, Illidariler, Archmage'ler. Sonuçta bu tarz sınıflar için bir tarafsızlık gelebilir mi? Yani War modum kapalıyken, Hordeken, Stormwind'de, Ela'yken, Orgrimmar'a girebilir miyim? Böyle bir şey gelebilir mi? Şimdi burada biraz kavramlar karışmış sanırım. Yani High Lord Paladinlik, Illidarilik ve Archmage'lik Faction üstü ırklık değil. Irklarımız bizim belli. Irk dediğimiz şey insan, Draenei, Ork. Bunlar ırk. High Lord Paladin, Illidari ve Archmage'ler o ırkın herhangi bir ırkın mensup olduğu klasın lideri. Şimdi burada kafaların karışması çok çok normal. Çünkü Blizzard Legion'da Chosen One anlatım stilini seçti. Yani bu ne demek? Seçilmiş kişi. Bir MMO'da seçilmiş kişi anlatımı MMO'yu baltalayabilir. Yani bu kötü bir şey olabilir. Biz her oyuncu kendi klasının klas lideriydi. Herkes, yani mesela bir tüm retri paladinler World of Warcraft'a girmiş. Aslında Class Order Hall'unda High Lord olarak bütün paladinleri yöneten kişiydi. Ama herkesin elinde Ashbringer var. E bu nasıl oluyor? Hikaye anlatımında böyle. Yani nasıl oluyor? Öyle oluyor. Dolayısıyla MMO tarafında o hikaye anlatımları biraz risklidir yani. Herkesi bir anda oranın lideri yapmak. Dolayısıyla faction üstü ırk değil onlar. Yani High Lord Paladin, Paladin Class Order Hall'un lideri. Archmage'ler işte mage'lerin lideri vesaire. Şimdi bu tarz sınıflar için bir tarafsızlık gelebilir mi demişsin? İşte onlar sınıf değil. Onlar biziz. Yani tek bir kişi. Yani tabii başka Archmage'ler de var. Orada da Archmage'ler, işte Modera var, Khadgar var vesaire. Ama o zamanki Class Order Hall'undaki lidersiz olduğunuz için sadece tek bir kişisiniz. Dolayısıyla öyle bir sınıf söz konusu değil. War modun kapalıyken Hordeken, Stormwind'de, Ela'yken, Orgrimmar'a girebilir miyim? Archmage olacak olan kişi eğer hikaye anlamında bu seçilmiş kişi hikaye anlatımı bundan sonra da devam ederse ve faction bağımsızlığı ortadan kalkarsa olabilir. Ama o zaman ne anlamı var faction'ın? Yani neden gideyim oraya? Yani bir elçi gibi gidiyorsam zamanında öyle questler falan da yapıldı. Yani Horde Stormwind'e girdi bastı. Biz Undersea'ye gittik bastık mesela. Quest zinciri içerisinde. Böyle şeyler zaten geçmişten de beri var. Yani burada biraz kavramlar karışmış. O yüzden hani böyle bir şey çok olmayabilir Ahmetciğim. Ve bugünün son sorusu Çeşme Drone'dan gelmiş. Aslında bu bana çok çok söylenen bir şey. O yüzden bunu buraya almak istedim. Samimi bir soru. En çok sorulması gerekilen soruyu dikkat ediyorum da kimse sormamış. Peki kızlar, ben soruyorum güzel abim, canım abim. Kadim Hort, mükemmel ırklar dururken neden Lolayans oynuyorsun? Seni doğru yola davet ediyoruz, Hord'un yoluna demiş. Yani ben bu soruyu biraz kırparak alayım. Neden bir Alliance oyuncusu olduğum soruluyor sanırım burada. Bugün bu yayını arkadaşlar klasiğin launch day'inden yaklaşık bir 2 saat önce yapıyoruz. Yani bunu bir YouTube videosu olarak izlediğinizde bunu bilmenizi istiyorum. Birazdan 2 saat sonra Elven Forest'tan Stormwind'e ilk adım attığımızda yaşadığım hissiyatı bir daha yaşayacağım için orada görüyor olacaksınız neden Alliance oynadığımı. Ben bu Alliance'ın, işte dedim ya, o nobility, işte honor, neyse o temsil ettiği değerler, her neyse, o kahramanlık, heroizm aslında. Onu oyuna bağlandığım ilk gün hissettiğim için Alliance'ın. Hani belki bir Horde karakter açıp da ilk Horde oynasaydım belki de Horde devam edecektim. Ama sizin gibi, dediğim gibi, yani güzel Horde oyuncuları ve güzel düşmanlarım olduktan sonra, onurlu düşmanlar olduktan sonra Alliance oynamak nasıl benim için çok güzel bir şeyse,
sizin Horde oynadığınızı görmek ya da büyük bir Türk komünitesinin Horde oynadığını bilmek benim için o kadar güzel bir şey. Hani sizi keserken çok büyük mutluluk duyuyorum gibi böyle sadist bir şeye bağlıymışım. Yok öyle bir şey yok da. Dolayısıyla oyunun zaten bu yanı güzel. Yani hani saygı duymak. Hani bir Alliance olarak Horde oyuncusuna, bir Horde oyuncusu olarak da Alliance oyuncusuna. Tabii ki de sizler bana çok hani sevgi saygı besleyip değer verdiğiniz için yanınızda görmek istiyorsanız biliyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Retail'da zaten iki tane karakterim var Horde tarafında da. Oranın da questlerini okuyarak yapıyorum. Ve oranın da hikayesini anlamak için Horde oynuyorum. Ama Alliance yani yapacak bir şey yok. Faction kimliğimiz içimize böyle gömülmüş yani. Evet. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Azeroth Soruyor'un 4. bölümü de burada sona eriyor. Eğer siz de bir sonraki bölümde Azeroth Soruyor'a sorunuzla katılmak isterseniz bu bir YouTube videosu olduğunda bu videonun altına sorunuzu gönderebilirsiniz. Ya da sosyal medyadan şu an ekranda da dönüyor görüyorsunuz. Azeroth Soruyor hashtag ile bana sorularınızı gönderebilirsiniz. Sorularla ilgili de yorumlarınızı yorumlar kısmına eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Birazdan şöyle yaklaşık bir 1-2 saat sonra, hatta tam 2 saat sonra WoW Classic geliyor olacak. Onun heyecanı var üzerimizde. Umarım her şey çok çok güzel olur. Özellikle World of Warcraft Classic'i oynarkenki hissiyatımızla birlikte çok hype'lıyız. Onunla ilgili YouTube'da da videolarımız olacak arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim. İzlediğiniz için teşekkürler.